Evet, Validebağ korusu içerisinde bulunan Adile Sultan Kasrı'nda bulunuyorum şu anda. Yani Özel Çamlıca Lisesi, Hababam sınıfının da içinde olduğu film burada çekildi. Birazdan Atlas Egemen ve annesiyle birlikte burayı gezeceğiz. Evet. Evet, kasrın içine girdik. Merdivenleri görüyoruz. Sen kimle yayın oturdun? Bu şarkıyı hatırladınız mı? Şu camdan kopyalıyorlardı değil mi sanki? Hatırlıyor musun oğlum onu? Hepimizin sınıfıdır o diyor bak. Öğretmeniyle ve öğrencisiyle. Kara tahtası, tebeşir kokusu, haytalarının gürültüsü, kağıt ışırtısı, sıra gıcırtısı, yazılısı, sözlüsü, kopyası, karnesi, yoklaması ve bütünlemesiyle okul hayatının acı ve tatlı anıları. Evet. Tabi televizyon ekranından izleyince bize çok büyük geliyor bu sınıf değil mi? Ne kadar küçük geldi gözüme şimdi. Kapı kocaman. Tabi eski bir kasır. 1853 yılında yapılmış. Validebağ korusu ortasına Adile Sultan Kasrı olarak inşa edilmiş, Abdülaziz'in kız kardeşi adına hatırasına yapılmış kasır bugün öğretmen evinin idari binası olarak hizmet veriyor ve Validebağ korusunun içerisinde tarihteki yerini koruyor. Tamam, çekiyorum. Abi. Ben şarkı söylüyorum. Hadi.
Ne yolum? Ne yazmışlar? Aa, öğrenci sınıfta uyuyakalmış. Uyandıralım mı ya? Aa, bu şarkı sana gelsin bak. Şey diyor, aç bırakmayın yavrularım falan oluyorlar ya. Açsana. Aa, asıl önemli, bunu resminde koymaları lazımdı buraya. Değil mi? Ne diyordu buna Kemal Sal? Şişman müfettiş. Ben de söyledim benden yahya olmaz diye ama. Kül bastım iyi, bak kül bastım iyi olur. Senden kül bastı da olmaz. Kül yutmaz. Evet ya, bu sınıfta çıktı değil mi? Tabii. Gelsene baksana. Semra Hoca. Buraya bak fotoğrafı. Hocam ne olmuş bize? Sana böyle. Ne yaptın hocam? Niye bakıyor, onu gibi bak. Heh. Heh, evet. Bu da mı çekeceğim? Bak, baban çekiyor. Aha. Bu şarkıyı da dinleyelim gidelim. Thank you.
Tamam, hadi bakalım. Gelin, böyle gelin. Atlas böyle gel. Şuradan tarzı gelsin böyle. Evet Mahmut Hoca. Evet Adile Sultan Kasrı'nı gezdik hep birlikte. Hababam sınıfının sınıfını da gördük. Hababam sınıfını da gördük. Eski anılar hep gözümüzde canlandı. Tabi burada bir Fadıl Ilgaz'ı anmamak da olmaz. Fadıl Ilgaz'ın büyük eseri olmasa Ertan Eğilmez böyle bir yaratı içerisine herhalde giremezdi. Gerçekten çok güzel. Çocukluklarımızı, çocukluğumuzu anladı. Herkesin anıları içerisinde çok önemli yeri olan Hababamsın. Evet, hadi bakalım Mahmut Hoca'nın bulunduğu yerden el sallayalım. Vadi Bağ Kurusu'ndan herkese selamlar.